Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesi var. Hemen sizinle paylaşalım. İsrail tankları Birleşmiş Milletler üssüne baskın düzenledi. Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik dediler. Daha evvelinde de Birleşmiş Milletler üstüne saldırılarda bulunmuştu. Ve Netanyahu'dan Birleşmiş Milletler gücüne de Lübnan'dan çıkın tarzında bir mesaj, bir uyarı vardı. Ve şimdiki gelen son dakika bilgisiyle birlikte de İsrail tanklarının Birleşmiş Milletler üssüne baskın düzenlediğini, baskın yaptığını haber merkezimize ulaşan son gelişmeyle birlikte ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler. Birleşmiş Milletler barış gücüne 3 günde 3. saldırı oldu aslında. Daha evvelinde de benzer saldırılarda bulmuştu, ancak bu kez bir baskından söz ediyoruz. Ve bölgede bulunan Birleşmiş Milletler üssü o noktada barışı sağlamak için bulunuyor, biliyorsunuz. Ancak İsrail hiçbir şekilde kural tanımıyor. Katliamlarına devam ettiği gibi Birleşmiş Milletler üssüne de baskın düzenleyerek aslında bir mesaj veriyor da diyebiliriz. Hiçbir şekilde kanun, kural ya da uluslararası hak hukuk dinlemediğini bir kez daha yapılan bu baskınla ve saldırılarla söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik, bir açıklama istedik dedi. 15 askerin de yaralandığı bilgisi geldi. Yine Birleşmiş Milletler üstünde bulunan askerlerden 15 askerin yaralı olduğu, çok ciddi bir yaralanmadan söz etmiyoruz, ancak yine yaralı olduğu bilgisini arkadaşlarım benimle paylaştı şimdi. Sıcak bir son dakika gelişmesi. 3 günde 3. Birleşmiş Milletler'e saldırı sevgili izleyenler. O bölgede biliyorsunuz barışı korumak amacıyla, barışı sağlamak amacıyla bulunan Birleşmiş Milletler barış gücü. Ve İsrail sürekli o noktada bir saldırı gerçekleştiriyor. Tankları üste güç kullanarak da girmiş. İsrail tankları sevgili izleyenler. Yani o noktada tanklarla birlikte güç kullanarak üste baskın yapıyor. Birleşmiş Milletler üstüne baskın gerçekleştiriyor. Ve tanklarla birlikte girdiği Birleşmiş Milletler üstünde de 15 askerin yaralandığı bilgisini de sizinle paylaşalım sevgili izleyenler.